an kokpitinde neler yaşandığını hiç merak ettiniz mi? Normal şartlarda yaşama fırsatınız olmayan bu deneyimi Galeria Ataköy Dreamflight'ta yaşayabilirsiniz. Şu an Galeria Ataköy Alışveriş Merkezi Dreamflight uçuş simülatöründeyiz. Bugün sizler için uçuş eğitmenimizle birlikte keyifli bir uçuş deneyimi yaşayacağız. Boeing uçağın sahip olduğu tüm donanıma sahip bu simülatörü eğitmen Batu Kapıcıoğlu'ndan dinledik. Burada uçuş simülasyon merkezimizde öncelikle Boeing 737-800 uçağının kullanma aşamalarının eğitimini veriyoruz. Yani uçağı nasıl kullanırız, temel aşamaların eğitimini veriyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan ya da herhangi başka bir havaalanından kalkışımızı yaptıktan sonra meydan turu şeklinde ya da başka bir prosedürle uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Kapıcıoğlu bu eğitimi kimlerin almak istediğini ise şöyle ifade ediyor. Pilot adayları geliyor öncelikle buraya daha çok. Pilot adayları burada sınavlara, yani pilot simülatör sınavları var havayolu şirketlerinin. Bunlara burada girerek kendilerini yetiştiriyorlar, kendilerini eğitiyorlar. Biz de tabii yardımcı oluyoruz onlara. Havayolu prosedürlerini göre yardımcı olarak uçuş yapıyorlar burada. Eğitim süresinden bahseden Kapıcıoğlu aktif bir şekilde eğitim verdiklerini belirtti. 12 saatlik bir eğitimimiz oluyor. 12 saatlik eğitimimde full kokpit, yani uçağın her şeyinden tutun bütün tuşlarına kadar eğitim veriyoruz. Uçağın kalkışından acil yardımlardan, acil prosedür dediğimiz emergency şeylerinden de yapabiliyoruz. Onun dışında saati 200 liradan başlıyor bu eğitimlerin. Kiralama ücretimiz de 200 liradır. Onun dışında her şeyimizle aktif bir şekilde uçuş yapabiliyoruz. Kapıcıoğlu, uçuş korkusu olanların Galeria Ataköy'deki bu simülatörle korkularını yenebildiğini söylüyor. Uçuş korkusu olanlar daha çok geliyor. Uçuş korkusunu burada yenebilir. Çünkü gerçekten hani o hissiyat hissediliyor. Ekrandan bakarak. Onun dışında sanal uçanlar, yani pilotaj eğitimine giremeyen ama evde kendisi uçan kişiler de burada çok zevkli bir şekilde simülatörümüzden faydalanabilir. Peki o zaman şimdi biz de bu Boeing 737'yi uçuralım mı? Tabii uçuralım. Buyurun lütfen. Aşağı doğru indirdiğimizde aşağı, yukarı doğru çektiğimizde yukarı gider. Sağ ayağımıza sağ, sol ayağımıza sola gider. Şu an Atatürk Havalimanı'ndayız. Hemen karşınızda. Hazır mıyız? Hazır. Buyurun siz de. Şimdi mesela sağa doğru rudder verin. Sağa doğru ittirin. Daha sert bir şekilde ittirin. Süper. Bakın uçak kontrol sağlıyor şu anda. Biraz sola doğru. Biraz daha sağa doğru ittirirseniz daha iyi bir kalkış yapabiliriz. Yavaş yavaş kendimize doğru çekelim. Çekelim biraz daha. Çok güzel. Biraz indirelim aşağı doğru. Buyurun tekerlekleri kapayalım. Ben kapattım. İki tane pembe çizgi görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi bu sol taraftaki pembe çizgi sizi sola doğru çağırıyor. Yani sola doğru devam edin. İndirelim burnumuzu aşağı. Burnumuzu aşağı indirelim. Bakın. Şu anda matematiksel bir işlem gerçekleştireceğiz. Şimdi biraz aşağı doğru. Sağa doğru devam edelim. Zor değil mi biraz? Ben neredeyim şu an? Şu an sağa doğru devam edelim. Şu taraftaki iki tane pembe çizgi görüyorsunuz. Bu pembe çizgileri siyah noktaya getirmeniz lazım. Çekelim kendimize doğru. Çok güzel. Pembe çizgilerin kesişim noktasını yakalamanız gerekiyor. Yani şu an aşağı doğru sizi çağırıyor. Şu an aşağı doğru sizi çağırıyor. Aşağıya derken şöyle. Yok aşağı. Aşağı böyle iner uçak. Şu an aşağı doğru kaçtı gördüğünüz gibi. Evet. Ortalayacak mıyım ben? Aynen şu an süper gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorum. Çok güzel. Tamam. Bunu yaptığınız takdirde havayolu şirketleri sizi alacak eminim. Şöyle yapacağım. Biraz sağa doğru yok. Şu an sağa doğru çağırıyor. Çekelim, çekelim kendimize doğru. Yukarı, yukarı. Süper. Artı sağa doğru biraz daha. Bunlar heading dediğimiz bu sistem, uçağa yön veren sistem oluyor. Bu uçağımızın yüksekliği, bu da uçağımızın hızını kontrol eden bir sistem. Şu an tam çizgi
Şu an tam çizginin altındasınız. Süper, yaklaşıyoruz. Evet, şu an uçağımızı iniş moduna aldık. Uçuşumuzu tamamladık. Mutlaka herkesin buraya gelip Galeri Ataköy Dream Flight'ta bu uçuş deneyimini yaşaması gerekiyor.